maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Adıyaman'da depremzedelerden helallik istedi. Ne düşünüyorsun, önce bunu sorayım? Demek ki suçunu kabul ediyor ama helallik istemesi için deprem saat 4'te oluyor sabaha karşı. Hemen anında oraya gidilecekti. Anında gidilmediği için bir sürü insan donarak öldü, enkaz altında öldü. Çok kalabalık olacaktı kurtaranlar. Çok. Geç mi kalındınız? Geç kalındım. Daha önceden Cumhurbaşkanlığı bu konuda eleştirenlere çok büyük söylemleri var. Bir tanesi Kızılay nerede diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi. Fakat şimdi helallik istiyor. Yani haklı mı sizce? Yani daha doğrusu eleştirenleri haklı çıkarmıyor mu bu söylem? Demek ki suçluluk hissettiği için helallik istiyor. Ama çok geç helallik için. Bence normal değil. Saçmalık o. Peki bu helallik istemesini ben nasıl ben utanırım şahsen yani? İsteyemem. Geç kaldığım için. Siz mesela eder misiniz hakkınızda? Etmem. Etmem. Asla etmem. Çok gaddar ne bir yapılması insan. Gerekiyordu? Çok merhametsiz ve gaddar bir insan. Bu kadar söylüyorum ben. Çok gaddar. Olamaz insan bu kadar. Ya sana da sorayım. Peki ne? Sen hakkını helal eder misin? Ben Tayyip Erdoğan'a mı? Hayatta hakkımı helal etmiyor. Neden? Zamanında görevini yapmadıkları için. Depremzedeler için zamanında birlik olup kurtaramadıkları için hakkımı helal etmiyorum. Aynı durumu biz de yaşayabilirdik. Bizim de başımıza gelebilirdi. Yazık oldu ya insanlara. Marmara depremi bekleniyor biliyorsunuz. Çok korkuyorum. Şu an mesela hazır olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Yani depreme hazırlıklı olduğunu hayır, düşünüyor musunuz? Hayır, sanmıyorum. Keşke hazır olunsa. Cumhurbaşkanı helallik istemekle haklı değil. Onun görevi helallik istemek değil, bir görevi tam olarak yerine getirmektir devlet adına. Orada eksikler olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Medyaya yansımayan mevzular var. Helalliğin isteneceği tek bir yer vardır, o da sandıktır. Kul hakkına girsin, ondan sonra helallik istesin. Evet, buyurun. Kul hakkına girildi mi helallik verilir mi? Ölen insandan nasıl helallik istiyor? Kul hakkına girmeyeceksin, kul hakkı öbür dünyada ödenir. Bu dünyada ödenmez. Mesela yani 40 bin küsur vatandaşımız rahmetli oldu. Daha bile fazla. Benim yeğenim gitti oraya. İnanmayın diyor söylediklerine. Bakın diyor burada diyor kaç kişi var diyor. Nasıl değerlendiriyorsun abla yani? Helallik istemesini nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendireyim? Müslümanlığın M'sini bile bilmiyor bu. Müslümanlığı siyasetle karıştırıyor. Ülke diye bir şey kaldı mı sizce? Ben görmüyorum. Ülke diye bir şey. Evlatlarınızın geleceği kalmadı. Kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Değil mi? Vallahi Yahudi gelsin, Papa gelsin, inan ki oyumu ona veririm. Yeter ki şu ülkeyi Müslüman biri artık yönetmesin ya. 20 yıldır Müslüman ülke, Müslümanlık üzerine kuruluyor da her şey Allah Allah diyor ama nerede Allah'lık bir şey var mı ya? Kul hakkı yemek biz, bilmem ne yapmak biz. Ne kaldı ya? Şuraya bakar mısınız? Affedersiniz, köşe başlarında duran namussuzlara bakın. Bir bayan bile yolda geçemiyor. Ülke benim mi? Ben buraya Halep'e taşınmışım ya. Altı parmak benim için Halep, Halep. Şurası ne oydu? 20 yıl öncesi burası neydi? Ben Kürt'tüm diye bana burada ev vermiyorlardı. 1999 depreminden sonra evlendim. Ben Diyarbakırlıyım diye, Adanalıyım diye uyduruyorduk bize ev versinler diye. Ne oldu? Kimseye karşı değilim ama kusura bakma. Bu ülke benimse, bu vatan benimse, bu topraklar benimse, benim atalarım kan döktüyse burada ilk önce benim hakkım. Anladınız mı? Bu sefer kendi gider, kurtuluruz ondan. Adam akıllı biri gelir de vallahi yönetsin şu ülkeyi ya. Kendisi Adıyaman'a gidip de o helalliği istemesi çok farklı. Çünkü orada ölen o kadar insanlar var. O kadar gidip hiç orada görmedik, bizler görmedik. Tamam, yardımlarımız gitmiş olabilir ve onlarda iyilikte bulunmuş olabiliriz. Evet, çünkü bu kadar... Evet, millet uyandı artık. Statlarda istifa diye bağırıyorlar. Artık uyandı millet. Rabbim uyandırdı milleti. İstifa diye bağırıyor artık statlarda millet. Uyandı millet. Helalliği isteyebilir ama dinle onu yani. Siyasete karıştırmayacağız ya yani. Dini farklı onun. Şimdi evet, orada abi. Yaşayan insanlar. Evet. Yaşayanlar zaten. Evet, ben de Kilisliyim zaten. Mesela siz de belki mağdur olmuşsunuzdur. Evet. Şimdi oradakiler hakkını helal etse ya da etmese. Evet. Ne değişecek? Yani hiçbir sorumluluk şey bu mu? Helallik mi değil. Yani? Helallik değil abi. Helallik hiçbir şey. O sadece din farklı, siyaset çok farklı. Evet. Ayrı tutsunlar yani. Dinle helalliği ayrı tutsunlar aynı yani. Aynı gün sokakta evet. Vatandaşa para dağıttı mesela. Bu o normal çok mi sence yani? O normal değil. O anormal yani. Çünkü o kadar para dağıtması çok farklı. Sen bir cumhurbaşkanısın ya, sen koskoca bir halkın başkanısın yani, onu yapması çok farklı.
bir cumhurbaşkanının illaki her tarafa el atması diye bir şey yok, kuralı yok. Her ilin valisi var, her ilin jandarması var, asayişi var, sorumlu afat olsun, bunu olsun, şunu olsun, hepsi var. Onlar peki hepsi uyuyor muymuş ki bunlar şeyi bekliyor, cumhurbaşkanının ağzını bekliyorlar değil mi? Şurada bir olay olduğu zaman Ankara mı buraya müdahale etmesi gerek? Anladım. Yok zaten abi, cumhurbaşkanı evet, aslında hepsini kontrol ettiği için, şu an evet, tek adam olduğu için, aynen, kendisi zaten verdiği için yetkileri ve emirleri aslında, aha, yine sorumlu kardeşim, kendisi oluyor. Bu bilgiyi vereyim ben sana. Ben Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Sevmeyen biriyim. Ama başka var mı alternatifi? Yok. Olmadığı için ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi, yok alternatifi yok. Helallik istemesi. Oradaki mülkü erkenlerin etmiş olduğu bir hatalardan dolayı onların adına belki helallik istiyor. Abi, ya insanları abi 30 bin kişi de ölmüştür. 40 bin de ölmüştür. Aha 2 gün sonra İstanbul'da deprem olacak diyorlar. Bursa'da olacak diyorlar. Hazır mıyız sence? Bunu Allah bilir ya. Ne kadar abi, insanlık olacağını. Allah bilir kısmı yani, ayrı bir şey abi. Reis Cumhur mu öldürdü bu insanları? Yok. Öyle bir şey değil abi. Evet. Demek istenilen şey şu. Bir konut yapılıyorsa evet, bunun aynen, kurallara uygun yapılması gerekiyor. Evet. Bunun denetlenmesi de devlet tarafından yapılıyor. Devlet, aynen, hükümet yani. Evet. Hükümet yapması gerekiyor evet, bu. Biz şimdi faturayı illaki şeye mi çıkarmamız lazım, Cumhurbaşkanı'na mı keselim abi? Abi mülkü erkenlere keselim ya. Kim denetleyecek peki onları? Yapmayan. Ya abi devletin de denetleme kurulu yok mu kardeşler? İşte ben de onu soruyorum. Evet yapsınlar böyle. İşte ya, neden yapılmadı abi? Bak bu depremin insanların üzerinden siyaset olmaz. Tabii ki. Olmaz. Herkes varını yoğunu ortaya koymalıdır. Şunu sormak buyur istiyorum. Buyur kardeş. Abi helallik istemek evet, sorumluluktan kaçmak mı? O hatasını ispatlıyor, o ayrı bir konu. Ama bak, öncesinde ben bunu diyorum diyordu bak, ki ya işte ben bak, her şeyi yerinde yaptım, zamanında yetiştim diyordu kardeşim, mesela. Şimdi bir şeyi oradaki bu hatasını ispatlıyor da söylemesin kendinden değil. Oradaki mülkü erkenlerin, amirlerin, memurların adına istiyor bu helallığı. Sana sorayım. Sen olsan helal eder misin? Abi ben kendim şahit olduğum bir şeyi helal ederim hakkıma. Ya yok aynı durumda kalsan diyorum. Ya örnek veriyorum deprem evet, oldu. Aynı Allah korusun, şeytan kulağına korusun. Allah korusun. Evet. Ama olacak abi yani. Hani ya şimdi ben buradaki valiyi, amirleri atıp da o adamla niye uğraşayım kardeşler? Tamam teşekkür ederim. Bu yani adam bunu yapsın, yapsın sen ya? Sen emiri verene sorun yapmıyorsun. Sadece abi, ufak şeylere bakıyorsun. Teşekkür ederim. En doğrusunu yapmış. Hepimiz Müslümanız. Öldüğümüz dünya. Allah razı olsun kendisinden. Peki helallik isteyince çözülüyor mu abi? Sorunun temeline indim çözülür yani. Nasıl yani abi? Artık neyse gereği. Şimdi gecikmeler olduğuna dair iddialar vardı. Deprem bölgesine gidilmekte gecikmeler yaşandı diye. Bunu biliyor musunuz? Gecikmeler, gecikmeler olduğunu sanmıyorum. Ama zamanı geldiğinde giderdir. Peki Cumhurbaşkanı gecikmeler olmadıysa ne için helallik istedi sizce? İnancı gereği. İnancı gereği. Ya helallik çünkü bir eksiklik varsa helallik istenir ya, o yüzden soruyorum bunu. Yok ben eksik olduğunu sanmıyorum. Ya kendisi çünkü şöyle söyledi. Adıyaman'a biz istediğimiz verimli çalışmayı yapamadık. Bu sebepten dolayı helallik istiyoruz. Yani yeterli olmadığını söyledi. Gecikmeler olduğunu söyledi. Hava şartlarına buldu. Kendisi bunu diyor ama siz kabul etmiyorsunuz. Anlamadım. Ya kendisi kabul ediyor bunu ama siz yok diyorsunuz. Ben çözemedim sizi. Yok. Anladım. Ben sanmıyorum. Kendisi geç kaldık diyor ama yani. Yok abi teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim abi. Dedi itiraf etti ya. Geç kaldılar dedi. Burada bak vatandaş nerede? Abi herkesin düşüncesi fikri kendine. Bu fikir değil ama abi gerçek ya maalesef. Helallik aldı derken. Helallik istedi. Helallik yani istedi derken. İşte bunun içeriğini bilmiyorum. Ne amaçta aldı? Şöyle ne için mi? Direkt açıklayayım ben sana. Adıyaman'a hava şartlarından dolayı gecikmeler olduğu için istedikleri uygulamayı yapamamışlar. Bu sebepten dolayı helallik istedi Adıyaman. Lardan, depremzedelerden. O zaman öyle düşünerek söylenmişse doğru olanı yapmış. Çünkü peki abi helallik isteyince çözülüyor mu? Hayır, orada zaten kendi zafiyetini söylüyor. Diyor ki ben burada bir ihmalliğim var. Bundan dolayı da sizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Bunun başka bir şeyi yok yani. Bundan önce bu tarz söylem yapan insanlar vardı. İşte geç kaldınız tarzında, tamam, geciktiniz, yetersiz kaldınız diyenler vardı. Bunlara Cumhurbaşkanı çok büyük hakaretler etti. Haberiniz o. Vallahi şöyle söyleyebilir miyim? Bizim memleketimizin başından geçen küçük bir olay değildi. Tabii ki elbette ki bazı eksiklikler olabilir. Bu da insanların istemeyerek olmuştur. Hangisine yetişecekti ki? Yetişmek ama de bir yetiştim diyor. Yani sorun burada zaten. Hayır, yetişebildiğim yere kadar yetişmişse ne güzel. Yetişememiş. Yani yok, bakanlar açıklama yaptı abi. Biz dedi hepsine yaptık ya dedi. Şey yapmayın dedi yani. İşte, yok. Valla böyle şimdi, dediler ya. Öyle demiş olmadı. Ben şahsi fikrimi söylüyorum kardeşim. Eğer adam yetişemedim diyorsa, helallıkta istiyorsa doğru olanı yapıyor.
Çünkü ben buraya yetişemedim. Burada bir zafiyetim var. Bundan dolayı sizden özür dilerim. Helallik istiyorum diyorum. Bu gayet normal, kendine düşen, yakışanı söylüyor. Olması gereken nedir? Şimdi bakın, bir olay geliyor, haber vererek geliyorsa ona önlem alır. Ona önlem alınmamışsa orada ben bir zafiyet var derim. Haber vererek geliyor. Ama bir ve afet geliyorsa bunun önlemini almak abi. Zaten... Ne var abi? Zaten öncesinde söylendi. Ne söylendi abi? Depremin geleceği yıllardır söyleniyor abi. Ne dedi abi? 7.7 şiddetinde mi gelecek diye söyledi. Hayır ama bak, sorduğun soruyu cevabını veriyorum. Bak şimdi bak. Bak eğer bana sormuşsan ben cevabını söyleyeceğim. Eğer ki şimdi eğer o profesör diyorsa ki şu gün şu saatte gelecek dedilerse o zaman neyi hesabını yapacağız abi? Bak mesela yıllardır İstanbul'da olacağı söyleniyor. Doğal afet eğer haber vererek geliyor da orada bir zafiyetlik yaşamışsa sen ben fark zafiyet etmem. Var mı baştaki, abi? İktidardaki hiç fark etmez. Burada insim ayırt etmek sizin. Abi sence bir zafiyet var mı peki? Bence bir zafiyet yok abiciğim. Yok. Sen şunu söylüyorsun, diyorsun oradan bir helallik istedi. Bu eğer bir kişi kalkıp da birisinden diyorsa ki benim burada bir zafiyetim var, benim burada bir suçum var, bundan dolayı sizden özür diliyorum demek erdemlik değil mi? Tabii ki de. Helallik isteyip ama bunun yanlışı ne abi? Şimdi bak, benim karşı olduğum nokta helallik istemesi. Benim karşı olduğum nokta yani sen de diyorsun bunu mesela hiç tüm önlemler alındı diyorsun. Ama alınmadı abi, anladın mı? Benim karşı olduğum nokta bu yani. Önlem almıyorsun. Bununla ilgili yıllardır deprem gelecek diye söyleniyordu o bölgede. Ya şiddetini zaten kimse net olarak bilemez. Bir saniye hocam. Konya'da olmayacak. Çok ufak olacak ya da yani. Her yerine de beklenen şiddetli bir saniye hocam. Şunu diyebilir miyiz? Şunu diyebilir miyiz? Aa vallahi Antep'ten geldim ben. Allah aşkına ya, bir dakikanızı rica etsem yani. Kardeşim konuşmak isteyen varsa buyursun konuşsun. Gelir depreme bir insan. Abi Antep'ten. Görünen yüzünü görüyorsunuz bu. Görünmeyen yüzünü göstermiyorsunuz. Ya işinize geldiği pencereden bakıyorsunuz. Adam orada şimdi yaşıyor. Ben şunu söyleyeyim de gideceğim kardeşim. Depremi daha önceden onlar söylemiş olsaydı deselerdi ki kardeşim bu pazartesi gecesi saat 4'te. Abi bunu bilemezsin. Bilemiyorlar. Bunu imkansız şimdi ama bilmeden yok bunu, yani. Böyle bir şey bunu devlet veya orayı yönetim olan bir kişi halkı boşaltırsaydı o zaman da abi deprem olmasaydı kim ne diyecekti peki hala? Boşaltsın demiyor. Şimdi örnek vereyim. Şili diye bir ülke var. Adamın evini ben boşaltacaksın. Ben sana şunu söyleyeyim. Şili diye bir ülke var. Tamam. 9.2 deprem oluyor, 500 kişi ölüyor. Bundan bahsediyorum. Şili'nin nüfusu kaç abi? Sen önlemini yaparsan. Şili'nin nüfusu kaç? 1000 mi abi? 500 kişi ölmüş diyorum sana. 500. 500. Tamam. İstiyorsa 5 milyon olsun. Fark etmez tamam. Yani. Bundan bahsetmiyorum. Demek istediğim 9.2 şiddetinde büyüklüğünde bir deprem oluyor. 500 tamam. Kişi hayatını kaybediyor. Neden? Tamam. Çünkü önlem almışlar adamlar. Ona göre bina yapmışlar. Bundan bahsediyorum. Ne zamandan başlamış önlem alarak gelmiş abi? Antep'ten gelmiş arkadaşlar. Bir, ama deprem bölgesinden gelen abi olabilir miyim? Buyurun tabii ki buyurun. Nerede deprem bölgesinde 40 senelik bina? Antep'in abi kentsel dönüşümü yapsın o zaman. Ne yapayım şimdi ben ya? Hangi birini yapsın? Hangi birini yapacak ya? Yapsın abi, devlet değil misin sen yani? 20 yıldır yöneten bir ülke var. Şimdiye kadar bir şey yapılmış mı ya? Bir abiye sorabilir miyim bak, deprem bölgesinden ya gelmiş vatandaş kişiye soracağım. Yapsın. Yaptığı evlerin biri yıkılmadı. Ben de Malatya'dan geldim. Doğrudur. Doğrudur. Keşke hepsi TOKİ gibi yapsaymış o zaman. Ama bizim sorabilir miyim abi sana? Buyur başkan. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a gitti. Bilmiyorum haberiniz var mı? Depremzede vatandaşlardan helallik istedi. Evet, bu konuyu soruyorum. Gördü, sen de bir depremzede hatasını gördü. Sanırım. Helallik istedi. Sen depremzede kendi desin. Ağzıyla da dedi birkaç gün gelemedik diye. Evet, geç kaldık dedi. Sen depremzedesin. Evet. Peki sana soruyorum. Sen orada bu olayları, bu hadiseyi yaşamış bir vatandaş olarak hakkını helal ediyor musun abi? Etmiyorum. Neden? Nedeni bir insan inşaatın içinde 2 gün boyunca kurtarın beni diye bağırıp da eğer bir kurtaran, bir yardımcı gelmiyorsa bitmiştir. Daha dinleyecek söz yok ki. Var mı? Sana bırakıyorum. Yani bir inşaatın altında bir bayan, çocuk kurtarın bizi diye bağırıyorsa ve oraya 2 gün müdahale edemiyorsan bu ülke bitmiştir kardeşim. Bu ülke zaten bitmiş abi, sizin nezdinizde. Bu ülke bitmiş. Deprem olduğu anda peki bu kadar şey şimdi biz burada. Yani benim sorum niye yetişemediğini mi tartışıyor? Konu söylediğim gibi yani. Ya mesela abiler diyor ki sorumluluğunu yerine getirdi. Her şeyi zamanında yaptı diyenler var mesela. Ya bak, abi inanın, ne yaparsan. Benim arkadaşım var. Yıkılmış. Saat kaçta oldu? 4-10 geçer. 4-10 geçer. 12 geçer. 20 geçer. Dur abi. O saatte evden çıkıyor üretten. 2 günde Hatay'a memleketine giremiyor. 2 günde memleketine giremiyor. Sen ne konuşuyorsun ya? Bu ya sadece kara aracı mı var bizim?
Ya kardeşim, ölmüş. İzmir'den insan geliyor ha. Arabasıyla, kendi arabasıyla 12 saatte geliyor da 2 günde yetişemiyor musun sen? Kardeşim, ya geç Allah'ını seversen. Gitti. Kendi arabasıyla gitti. Biz de buraya ya kendi arabamızdan gördüğü geldik. Gördüğü yerden ya. Bakıyorsunuz. Malatya'da. Bir tek şey soracağım. Süleyman Soylu, Sayın Süleyman Soylu'nun biz İstanbul depremleri için hazırlanmıştık. İnsanlar orada yanlış yerde mi öldü acaba? Tek bir şey soruyorum. Şimdi ya. Bak bir yorum. Şimdi hadi onu yanlış yorumladı. Şimdi İstanbul'da Allah muhafaza bir deprem olsa ne kadar hazırlar mı sen? Hazır değiller. Depremzedelerden helallik istedi. Sen depremzede olduğunu söyledin bana demin. Sana da sormuş olayım aynı zamanda bu soruyu. Bir depremzede olarak hakkını helal eder misin? Etmem abi. Neden? Abi şöyle söyleyeyim, benim arkadaşım enkazın altında vefat etti. Başınız olsun. Benim arkadaşım enkazına 5 gün sonra gittiler abi. 5 gün sonra çıkarıldı o çocuk. Asker 3 gün sonra girdi, indi sokağa. Niye böyle abi? İlk günden yapsalardı bunları çıkmaz mı o insanlar? Bu kadar ölü verir miydi ki abi asker 2. gün girseydi? 3. gün asker indi abi. 3 gün sonra ben ne yapayım abi o inen asker? İnmedi demiyorum ama çok geç kalındı abi. Yetersiz mi buluyorsun? Yetersiz kaldı. Çalışmalar da yetersiz. Abi şöyle oldu mesela, AFAD geliyor bir yere, tamam mı? Ses duyarsa ona göre makine geliyor. AFAD geliyor, ses duymuyor, gidiyor. Makine geliyor. Bu sefer ses duyuyorlar, makine gidiyor, AFAD geliyor. Çok düzensiz bir çalışma vardı. Şey yoktu yani. Organizasyon, koordinasyon yoktu. Bundan dolayı da çok kayıp verdik abi. Ya bu sebeplerden dolayı ben hakkımı helal etmem diyorsun. Ben etmem. Peki, abi. Peki, yani helallik istemesini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bilmiyorum abi, şimdi Silivri'de soğuk, çok konuşmayayım ben. Ama yanlış bence abi. Teşekkür ederim. Şimdi diyorlar İstanbul'da olacak. İstanbul'da olsa burada ayakta bina kalabilir mi abi ya? Allah aşkına, insanlar eliyle binayı yıkar burada abi. Benim kardeşlerim ölüyor belki. Abi şurada deprem olsa hangimizin sağ çıkacağı nereden belli? Hakkım da aram sıkkım olsun abi, helallik istemiş ya. Abi bak. Var ya bu ülkeyi bıraksın gitsin abi ya. Bıraksın gitsin ya. Bir şey sormak istiyorum. Kaç yaşındasın sen? 14 abi. 14 yaşında bir gençsin. Ya merak ediyorum, neden bunları düşünüyorsun? Abi çünkü orada benim kardeşlerim öldü. Belki öz değil ama vatanımda yaşayan kardeşlerim öldü abi. Hepimiz abi kardeşiz diyoruz. Bak abi şurada bir de Suriyeli yazısı var ya. Şurada Suriyeli yazısı var ya. Ele geçirmişler abi, ele ya. Onun vatanında abi deprem olsun. Bak ona bile üzülürüm abi. Ama yani kendi ülkemizde gidiyorlar yağmacılık yapıyorlar abi. Gidiyorlar abi battaniye fiyatlarını 300'den 500'e yapıyorlar abi. Ya, bunu sadece Suriyelilere yıkmak doğru değil. Ya, Suriyeliler değil abi, yağmacılık genelde onlar yapıyor yani. Bizim izlediğimiz videolarda yağmacılığı genelde onlar yapıyor abi. Bir genç olarak, 14 yaşında bir gençsin. Umudun var mı? AK Parti giderse olur abi. AK Parti değil, hatta Recep Tayyip Erdoğan giderse umudum var abi. Adıyaman'da depremzedelerden helallik istedi kendisi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bunu sorayım ilk. Ben o konulara girmeyeyim. Neden? Girersem ya terör olurum, ya anarji eleştirmek, ya anarji de olurum, ya FETÖ'cü olurum. Ben o konularda yok. Teşekkür ederim abi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'a gitmişti. Evet. Depremzedelerden helallik istedi. Bunu soruyoruz. Ne düşünüyorsun abi? Ben helalliği kabul etmiyorum. Neden? Etmiyorum. Çünkü geç yardımları dokunduğu için. O yüzden geç kalındığını düşünüyorum. Geç kalındığını düşünüyorum. Kendisi Bursa'ya geldiği zaman 10 tane helikopter tabağa kadar üstümüzde uçtu. Niye o helikopterleri kullanmadılar? Ben bir MHP'li olarak onaylamıyorum. Peki helallik istemesini nasıl değerlendiriyorsun abi? Çok yanlış. İnanmıyorum. Çünkü genelde böyle oluyor. Yani bir şey oluyor, ardından helallik isteniyor. Bir şey oluyor, özür dileniyor. Özürler bir yere kadar. Özürler bir yere kadar katlanılıyor. Bir yerden sonra kabul etmiş olunmuyor yani. Yani hakaret ediyor. Halka hakaret eden bir cumhurbaşkanını ben onaylamıyorum. Ama önümüzdeki helallik istiyor. Kabullenmek olmuyor mu abi bu hatasını? Yani hatasını kabulleniyor ama her zaman da böyle şeyde FETÖ döneminde nedenle biz hata yapıldık, kandırıldık. E şimdi de mi kandırıldınız? E orduyu mesela salıyorsunuz, niye geri çekiyorsunuz? Bu yanlış kararlar değil mi? Burada en büyük suç yine Cumhurbaşkanımızı. Ve onaylamıyorum. Bu kadar net. Anladım. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Adıyaman'daydı, bilmiyorum haberiniz var mı? Adıyaman'da depremzedelerden helallik istedi. Evet. Sen de bir depremzedesin. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Öncelikle sana sorayım. Sen hakkını helal eder misin şu anki durumda? Şimdi ben komşularımı da çıkarttım enkaz altından. İlk iki gün sağ ol. Komşularımız da akrabalarımız olsun.
Devlet, şimdi kötülemeyelim de, yoktu. Devlet yoktu. Geç kalındı yani. Evet, iki gün. Yani bu askeriye nerede, bu AFAD nerede, Kızılay nerede? Yani iki gün gerçekten işler acısıydı. Çok yani sayıda insanlar öldü, soğuktan ölenler oldu. Ben elimle çıkarttım üç kişi, iki tane çocuk soğuktan ölmüştü. Yani bu ilk günde bir askeriye niye gelmedi, niçin gelmedi? Hala benim şu gün olmuş, depremzede enkazın altından çıktım ben. Birinci günü kendi imkanlarımda. Niye gelmedi, benim hala kafamda deli sorular var. İşte bu konuyla ilgili helallik istiyor şu anda abi. Abi şimdi helallik istiyor da ateş düştüğü yeri yakar. Sen hemen helallik iste yani. Ateş düştüğü yeri yakar. Yani istediğin kadar helallik iste. Sen ne diyormuşsun abi? Yani ya bu isyan, yaşadıklarının peşine. Ya isyan etmek yani bize yaraşmaz da. Helal etmek. Ya helal sen helal de, ediyor musun? Ya helal edilecek bir şey değil ki ne. Yazık, günah yani. O kadar insanlar öldü yani. Erken davranılsaydı bunlar olmazdı. Ya da mesela örnek veriyorum. Helal istemek de haklı mı abi yani? Ya da helal isteyince, insanlar helal edince hakkını çözülüyor mu her şey? Yok, çözülmez. Sorumsuzluklar var mı? Ya sorumsuzluklar işte, niçin ben hala çözemiyorum. Aklım yetmiyor. Niçin gelmediler? Niçin gelmediler? Niçin gelmediler? Başka hiçbir şey demiyorum yani. Gelinmedi. Öncelikle sen Bursa'dasın. Kaç gündür Bursa'dasın? Ben depremden bir hafta sonra geldim. Kaymakamlığa falan başvurdum. Her yere başvurdum. Herhangi bir şey çıkmıyor. Nerede kalıyorsun? Yok, apartta kalıyorum. O da pazartesi günü çıkın dedi. Şu an bir ücret ödüyor musun oraya? Yok. Ha, bu yani, bir şey. Tanıdık aracılığı. Duyuru geçelim sana. Senin ben iletişim numaranını da alacağım. Tamam abi. Videoya ekleriz bunu. Abi ne zaman gelmiştin? Tam olarak 2 hafta falan oldu. 2 haftadır Bursa'da kendisi ve barınacak ev ihtiyacım evet. Var anladığım kadarıyla. Bir eve ihtiyacım var. Kaç kişisiniz var. Bu arada? 5 kişiyiz. 5 kişi yaşıyorlar ve barınacak bir ev ihtiyaçları var. Takipçilerimize duyuruyoruz. Yani etrafında olan duyurusunu yapabilen varsa çok memnun oluruz. Bizimle iletişime geçerseniz sevinirim. Helallığı onlara soracaksın. Orada yaşayanlara. O depremzedelere yani. Yani onların yani yaşantı onlar biliyor yani. Şimdi bence yani durum siz yani kalkıp yani bu helallığı orada bu depremzedeler çok yani büyük sıkıntılar içinde yani. Çok eleştiri vardı. Yetersiz evet, kaldıklarına evet. Dair geç kalındı evet. Diyenler vardı. Evet. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı çok ağır eleştirilerde bulundu. Evet. Hakaretler etti, şerefsizler dedi evet. Gibi evet. Gibi gibi söylemleri evet. Vardı. Evet. Fakat şimdi helallik istiyor. Evet. Bu biraz kabullenmek olmuyor mu? Yani bu ya haklılar mıymış haklı. Eleştirenler? Eleştirenler haklı. Yani bence haklı yani eleştirenler. Çünkü neden? Kalkıp bu sıkıntıları, bu helallik istememesi lazım yani. Helallik istemeden önce görevini yapması lazım insanların. En başta görevini yapması lazım. Görevini yapmazsa istediğin kadar sen helallik iste. Ya mesela helallik istemeden önce eleştiren bir kesim vardı. Diyorlardı evet. Ki işte yetersiz kaldınız, geç kaldınız, evet. Yardımlar geç gitti. Evet. Onlara Cumhurbaşkanı çok ağır eleştirilerde bulundu. Evet. Şerefsiz dedi gibi gibi evet. Söylemlerde bulundu. Şimdi helallik istiyor. Haklılar evet. Mıydı o zaman bu eleştirenler? Eleştirenler haklı tabii. Deprem olduğu sabah askeriyenin devreye girmemesi o hataydı yani. Askerde bütün teknik teçhizat olduğu için askeriyenin duruma el koyması gerekiyordu. O bu yüzden sınıfta kaldılar yani.